cennette kadınlar dünyadaki eşleriyle mi evlenecekler? Tabii ki. Min zürriyeti diyor Allah ve zürriyetleri de. Ve eşleri zevce diyor Allah. Zevceler ve zürriyetleri. Yani beraber pınar başlarındadırlar diyor Allah ayette. Şeytandan Allah'a sığınırım. Tabii ki eşiyle beraberdir. Peki iki evlilik geçirdiyse ya da üç evlilik geçirdiyse? En takva kimse, Allah'a en yakın olan kimse, Allah'ın rızası en çok kimdeyse Allah ona onu nasip eder. Yani Allah'ın ölçüsü budur. Allah'ın rızasını en çok aramak. Her şeyde evet. Allah'ın rızasını en çoğunu aramak. Mesela evet. Ben diyorum ya, ben buraya da gelebilirim. Gidip evde oturabilirim de. Yahut sokakta gezip mağazalara gidip insanlara bir şeyler de anlatabilirim. Ama ben Allah'ın rızasının en çoğunun buraya gelmekte olduğunu düşünüyorum. Evet. Ve en doğru hareketi yaptığımı düşünüyorum. Yani bir şeyin en doğrusu vardır, en iyisi vardır. Allah'ın istediği de budur. Bir şeyin en doğrusu, en iyisi Allah'ın rızasına en uygun olanıdır. Eşler için de ahirette bu ölçü olacaktır. Allah'ın rızasını en çok arayan kimse Allah ona nasip eder onu. Evet. Muttaki temiz bir insansa eşi, kendisi de güzel ahlaklı, ehli imansa tabi cennette beraberler. Ahirette çocuk yapma vardır. Yani isteyen kişi istediği anda kısa sürede kadının yani hamile kalmasıyla çocuğunu doğurması çok seri oluyor. Fakat bir acı çekmeden, rahatsızlık çekmeden hemen oluşur. Yani istemeleri anında hemen oluşur. Evet. Cennetin bir özelliğidir bu. Firavun'un hanımı. Bu mümin ve müttaki bir kadını ve cennetliktir bu. Ayrılmıştır yani. O kafayı savunmamıştır. Onun mantığını, onun ahlaksız felsefesini savunmamıştır. Hazreti Musa ile birlikte hareket etmiştir. Ve Allah onu cennetine koymuştur. Mesela Nuh'un hanımı da anormal bir kadındı. Allah onu cehenneme koymuştur. Nuh'tan ayırmıştır. Mesela Lut'un hanımı da öyle. O da kafirdi. Allah onu ayırmıştır. Onun için takvaya Allah önem verdiğini biz burada açıkça görüyoruz. Mesela bir ahlaksız bir insanın hanımı vardır. Mümin muttakidir. Bu kadın eşinden ayrılır. Yani Allah onu zaten onun nikahını geçerli saymıyor Cenab-ı Allah. Ahirette onu ayırıyor. O ahirette bekar hükmündedir. Ve mümin bir erkekte takva gördüğü, Allah'ın rızasını en çok gördüğü kimse, Allah onu ondan evlendirir ahirette. Kim de Allah'ın rızasını en çok gördüyse. Dolayısıyla Allah'ın rızasının en çoğu ölçüdür bu tarz olaylarda ve her şeyde.